Sinan Hocam, YKS sınavında çıkanlar için biraz meslek seçimine dair konuşur musunuz? Bu önemli bir soru çünkü herkesin kaygıları vardı. Sınavı iyi geçenler, kötü geçenler var. Bunun bir hayat sınavı olmadığını, hani hayatta bununla bağlaşacak şeylerin farklı olması gerektiğine dair ama yine de meslek seçimine dair konuşmamız faydalı olabilir diye düşünüyorum. Size soru geldi. İnşallah hadi bakalım. En zor şeylerden bir tanesi meslek seçimi falan filan olayında konuşmak. Çünkü bu şeye benziyor yani hocam ne yiyeyim bugün diye soran birine şunu ye demeye benziyor. Adamın alerjisi var mı, ağız tadı nedir, nerelidir, ne sever, ne sevmez bilmeyince şimdi ne önereceksin? E, hakikaten zor bir soru ama ben genel olarak bakıyorum da aslında en fazla konuştuğum konu da bu yani insanların özellikle gençlerin hayatlarında yapacakları şeyi tercih etmeleri noktasında kullanabilecekleri doneler meselesini biraz açmaya, o konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü benim de öyle bir sıkıntım vardı. Ben üniversite sınavına girerken stressiz bir öğrenci olmama rağmen yani her şeyin buna bağlı olduğunu zannediyordum ben de. Tek istediğim bölüm vardı ve oraya girdim. Çünkü yani ben girdiğim zaman puanı çok yüksek değildi ve yeterli motivasyonum vardı. Bir şekilde tutturdum. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Türkiye'nin en iyi biyoloji bölümlerinden birisi olmasına rağmen temel bilimlerin düşüşe geçmesinin ilk başlangıç zamanlarından birisi olduğu için onun da etkisiyle puanlar eskiye göre düşüktü biraz. Ben de kaç 400 468.444 gibi bir puanla bak hala unutmuyorum kaç 30 sene geçti. Hala aklımda. Öyle bir puanla girmiştim. Ya girdikten sonra benimle beraber aynı bölüme giren arkadaşlarımı da gözlemleme fırsatım oldu. Okuduğunuz okulun size çok bir şey verip vermediğini sorgulamaya daha öğrenciyken ben başlamıştım. Yani eğer sizin hayatta ona dair bir iş yapma niyetiniz yoksa okuduğunuz okul zaten size bir şey vermeyecek. Ve ben yıllar sonra bakıyorum 30 yıl sonra üniversiteye girdikten. Benim üniversitemde hatta başka bölümlerdeki arkadaşlarım da var hala görüştüğümüz kendi girdiği bölümle ilgili uzun süreli bir hayali planı bilmem nesi olan arkadaşlarım şu anda hepsi o konuyla ilgili bir şey yapıyor ve çoğu iyi durumdalar. Yani kendilerine diyorlar ki iyi ki bunu yapmışım, iyi ki okumuşum. Ama arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu pişmanlar. Her şeyden pişmanlar. Yani sadece okudukları bölümden değil, yaşadıkları hayattan, yaptıkları işlerden, bazı evliliğinden, çocuğundan pişman olan bile var aralarda yani. Yani insanların çoğu pişman çünkü... Şöyle bir şey oluyor sevgili genç arkadaşlar. Yani bu üniversite sınavından da bağımsız bir hayat felsefesi aslında. Sizin hayattan beklentiniz yok ve gelişine vuruyorsanız, hele ki bu devirde her zaman sizden daha iyi bir şeyleri beceren birileri olacak ve Gözünüz devamlı dışarıda, onlara gıpta ederek zaman geçirmek zorunda kalacaksınız. Çünkü uzun vadeli bir böyle kafaya taktığınız bir şey olmadığı zaman, o konuda rutin bir çalışma yapma motivasyonunuz olmadığında bir şey de biriktiremeyeceksiniz haliyle. Ve biriktirmeyince de şimdi gençken her şey güzel, tıngır mıngır gidiyor, sağlık yerinde bilmem ne ama ilerki zamanlarda hani o birikmemişliğin etkisini hayata karşı bir öfke ya da pişmanlık, kendinize bir küskünlük ya da içe kapanıklık ya da efendim para pul gibi, eğlence gibi başka şeylerle bunu kompanse etmeye yönelik bir takım telafi çabalarıyla harcamak zorunda kalıyor insanlar. Dolayısıyla ben sadece meslek tercihi için değil her zaman aynı şeyi söylüyorum. Yani bir şey yapıyorsanız niye yaptığınızı bilin. Neden sorusunun bir cevabı olsun. Üniversite sınavına neden girdiğinizin bir cevabı var mı mesela? Neden ben üniversite sınavına giriyorum? Üniversite sınavına girmek zorunda mıyım? İleride hayalimi gerçekleştirmek için eğer varsa bir hayalim bu üniversite olmazsa olmazım mı? Eğer bu neden sorusunun cevabı herkes giriyor ben de giriyorumsa herkesin uçurumdan atladığı bir günden sakınmanızı öneririm. Çünkü siz de milletle beraber aşağı gideceklerden. Olur. Onun yerine kendi nedeniniz olsun. Deyin ki ben şundan dolayı bunu yapıyorum. Mesela bir arkadaşım bana sınavdan bir iki hafta önce mesaj atmıştı. YKS sınavına gireyim mi girmeyeyim mi diye soruyor. Çünkü iki kere girmiş ikisini de istediği yere tutturamamış. Gene bir sene daha mı çalışayım yoksa artık neresi olursa olsun tutturayım mı diye. Üniversite okumak diğer okullar gibi böyle yani demin yemek örneği verdim ya. Hani ne yiyeceğim diye soran adama ben ne diyeyim ikileminde kalıyorum. Aynı şey burada da oluyor. Mesela siz ilaç arıyorsanız. Önce hastalığınızın teşhisini doğru bilmeniz ya da bir uzmandan onun teşhisini almanız lazım ki ona uygun ilaç almasın. İnternetten bir doktora ya ben ne ilaç alayım diye sorduğunuzda onun size bir şey söyleyebilmesi çok mümkün değil. Yani o üniversiteyi bir ilaç gibi düşünün, bir yemekten ziyade sizin bir derdinize çare olacak bir şey aslında o tercih edeceğiniz şey. Hayatınızdaki her şey. Aslında bir şeyi tercih ediyorsanız bir nedenle tercih ediyorsunuz o bir işe yarıyor. Siz onu bir şeye dönüştürüyorsunuz ama yani üniversite okumam gerekiyor. Üniversite okumayan bir baltaya sap olamıyor falan filan gibi garip önyargılarla harala gürele böyle bir gürültü içinde gidiyorsanız hani burada neyi tercih ederseniz edin. Yani bir şekilde sizin için çok fark etmeyecek. Astronomi ve uzay bilimleri ya da tıp fakültesi arasında çok bir fark görmeyeceksiniz. Tıp fakültesinde beylerin saçları biraz hızlı dökülecek. Kızların saçına biraz erken ak düşecek. E, biyoloji ya da psikoloji gibi bölümleri yazan erkekler daha daha kolay eş bulabilecekler çünkü orada kız öğrenciler daha fazla falan... ...böyle işte hep bu muhabbetler böyle ya sizin bölümde kızlar çokmuş bilmem neymiş... ...sizin spor bölümlerinde olanlar yakışıklıymış böyle gidecek anlatabiliyor muyum... ...yani hayat böyle bir işte bir barın önünde ayakta yapılan e, kojil muhabbete dönecek... ...halbuki demiyorum ki hayatta hepiniz asık suratlı ciddi daha metodik adamlar olun... ...ya bir sorun ben bunu neden yapıyorum bir sınava girdiniz. Şimdi bir puan alacaksınız. O puana göre de bir tercih yapacaksınız. Değil mi? Şimdi sistem öyle. Benim zamanımda mesela önceden tercihini yapıyordum. Sonra o ne göre ne puan aldıysan, Allah ne verdiyse ona göre yerleşiyordum bir yerlere. Şimdi yaklaşık ne yaptığınızı biliyorsunuz. Sonuçlar geldiğinde de tam resmi göreceksiniz. İşte sıralamalar belli olacak. Bilmem ne olacak. Önünüzdeki opsiyonlara mümkünse bir uzmandan yardım alarak, bir uzmana danışarak ama şununla beraber uzmana gidin bakın. Bu önemli. Mesela tercih uzmanları var. İşte e, biz de yakında öyle bir çalışma yapacağız. Sevgili Ahmet Alkayış'la beraber Üstün Üniversitesi'nden tanıştığımız arkadaşımız. Ben de kendisine danışıyorum bu tip konularda. Çünkü yani üniversitelerin yeni dağılımların durumlarını falan çok bilemiyorum. Bir niyetiniz varsa hayatınızla ilgili ve gidin deyin ki ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu şu şu, şu bölümler bana gerekli olanlar. Ben bunların arasında böyle bir tahsil yapmak için ne yapayım şeklinde. Yani kendi yolunuza yöneltecek bir uzman e, tavsiyesi alın. Onun dışında aslında yapmanız gereken hiçbir şey yok. Diyelim ki istediğiniz bölümü seçecek kadar, şey kazanacak kadar puan alamadınız. Genellikle şey oluyor mesela. Psikoloji bölümü olsun. Hadi aramızda psikologlar var diye öyle diyeyim. E i̇şte psikoloji bölümü seçeceğim ama atıyorum en yüksek puanı hangisi Türkiye'de? Boğaziçi psikolojisi. Kitlemişsin evet. tamam mı? Atıyorum ya da işte varsa bir Y üniversitesinde işte olsun bir tane. Bu ikisini tercih edeceğim diye. Şimdi puan yetmiyor ya kılına ya açık ara farklı bir şekilde oraya giremiyorsunuz. Karalar bağlamak yerine ben size şunu öneriyorum şu anda içinde bulunduğumuz devirde diplomayı nereden aldığınız o kadar da önemli değil yani o kadar da önemli değil biraz önemli o biraz önemli kısmına birazdan geleceğim ama esas olan siz kendinizi nasıl yetiştireceksiniz yani. Esas olan bunu ne kadar istiyorsunuz? Bu yolda ne kadar çaba sarf edeceksiniz? Seçiminizin arkasında ne kadar durabileceksiniz? Ya tabii ki işte bilmem nerede Uganda'da, Heregre Üniversitesi'nde de okumayın yani. Öyle bir şey yapmayın ama adam gibi bir üniversitede, şöyle tabela üniversitesi olmayan bir yerde. Yani gerçekten kadrosunu vesairesini şu internetten görebildiğiniz, insanların neler yaptığını bildiğiniz, mezunlarından fikir alabildiğiniz bir üniversiteye tercihinizi yapın, girin ve o 4 seneyi işte ne kadar okuyacaksınız ya da uzatabilirsiniz. 5-6 sene de olur bilmiyorum siz bilirsiniz ama o süreyi en güzel şekilde değerlendirmek üzere niyet edin. Yani illa o yüksek puanlı bölümü tutturmak zorunda değilsiniz. Ama üniversitenin sizin için şu önemi var onu söyleyeyim. Bir, üniversite ders dinlenecek yer değildir. Hocalarıyla interaksiyona girmeniz gereken bir yerdir. Yani hocalardan bilgi ve görgü alabileceğiniz bir yer olmalıdır. 2. Sosyal ortamı önemlidir. 3. Bana sorarsanız şehri önemlidir arkadaşlar. Yani i̇çinde okuyacağınız şehir ve kültür önemlidir. Gönül ister ki bütün gençleri İstanbul'da okutturayım. Ben bunu net olarak söylüyorum çünkü İstanbul'un kültürü adamı adam eder ama Türkiye'mizin kapasitesi buna izin vermediği için öğrenci dostu şehirlerde, büyük şehirlerde özellikle okuduğunuz bölümle ilgili işte atıyorum müze gibi, devlet dairesi gibi, özel sektör gibi imkanların bol olduğu yerlerde, şehirlerdeki seçimlerinize dikkat edin. Yani üniversitenin ekosistemine de dikkat edin. Üniversite aynı zamanda sosyal hayattır ve bir üniversitenin etiketini siz ömür boyunca böyle alnınızda taşırsınız. Onu unutmayın. Ben bu üniversiteliyim diye burada yazar. Yani falanca üniversite okuyayım da yani işte olsun. Böyle bir üniversite olmaz arkadaşlar. Böyle bir üniversite okunmaz. Bu durumda ne oluyor? Ya tabela üniversitelerine de e, müşteri olmuş oluyorsunuz. Onlara bir şekilde gelir sağlamış oluyorsunuz. Maalesef ülkemizde bu işin suistimali çok. E, ben bir sürü yer gördüm. Bir sürü yerle temasım oldu. Misafir öğretim üyesi olarak ders verdim. Mesela devlet üniversitelerimizin birçoğu da maalesef imkanlar falan açısından hani ciddi sıkıntılı durumda. Fakat büyük üniversitelerimiz Belli alanlarda tebarüz etmiş üniversitelerimiz, yani belirginleşmiş üniversitelerimiz, tematik üniversitelerimiz bunlar önemli yerler. Yani ben içinde olduğum için söylemiyorum. Üsküdar Üniversitesi ama Türkiye'nin ilk tematik üniversitesidir. O temaya uygun olarak bir yapılanması vardır. Yani biz mesela öğrencilerimizi buraya sizi her şey yaparız diye çağırmıyoruz. Üsküdar Üniversitesi'nin bazı vaatleri var. O vaatlerde insan ve davranış bilimleri yani beyin, davranış vesaire bilimleri konusunda ağırlıklı bir yerdir. İşte burada var bir tane mezun arkadaşımız. İnanmazsanız ona sorun sonra mail üzerinden. Onların aldıkları mesela nörobilim dersi psikolojide birçok master düzeyindeki nörobilim bilgisinin üstündedir mesela. Bizim üniversitenin farkı budur bu açıdan. Yine aynı şekilde diğer sosyal bilimler bölümlerinde işte Deniz Hoca'nın mesela bir dekan olarak bir vaadi var vesaire. Yani Akademik bir yere gidiyorsanız insanlara bakın arkadaşlar. Akademik insani bir şeydir. Akademik kariyer öyle mıdı mıdı ders dinleyeyim, yüksek not alayım, transkript yapayım bunlar hikaye. Esas olarak o insanlardan bilgi görgü alabiliyor musunuz? Oturup sohbet edebiliyor musunuz? Üniversiteye girdiğinizde yeni bir arkadaş çevresi, yeni bir sosyal, akademik vesaire gelişim çevresi elde edebiliyor musunuz? Öğrenci kulüpleri, faaliyetleri, sosyal ortamı bilmem nesi nasıl? Bütün bunlara bakarak bir tercih yapın. Ama hepsinden önemlisi dünyanın en baba üniversitesine gidip de ömür boyunca debil debil gezen bir sürü adam tanıyorum. Üniversite tek başına size bir şey vermez. Bir nedeniniz yoksa boşuna bir yer tercih etmeyin. Ananızın babanızın parası cebinde kalsın. Gidin sırt çantası alın. Covid bittikten sonra bir Avrupa turuna çıkın. Afrika'yı gezin, Asya'yı gezin, dünyayı gezin, görün. Bence daha çok öğrenirsiniz. Üniversite tek başına hiçbir şey vermez. Ama bir niyetiniz varsa bir nedeniniz varsa üniversite size çok 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 büyük kapılar açabilir. E, hangi üniversiteye gittiğinize göre de değişir tabii. Sözlerimi böyle bağlamak isterim. Stres olmayın. Karar verin. Stres olacak bir şey yok. Yani stres olmak insanı alim yapmıyor. Onu söyleyeyim. Ya hocam aslında neye karar verirse versinler. Sonucunda iyi hissettikleri bir karar olur ise yani kaygılarından alındırılmış bir karar ise... Onu bir şekilde hayatlarının bir parçası halinde alıp ömür boyu devam edebiliyorlar. Hepimiz edebiliyoruz, edebiliyorlar değil. Ben bir şeyi Hı -hı. çok söylerim mesela. Hazal'a çok söylemişimdir onu. Ee, diğer bütün öğrenci arkadaşlarıma da sık sık tekrar ederim. Ben bu işimi yapmalıyım, bu işimi yapmalıyım sorusunu sormayın. Ben bu işi yaptığımda, bu işi nasıl başka bir şey yaparım? O soruyu sorun. Yani ben bu işi nasıl dönüştürürüm? Ben buna kendi rengimden, kendi sesimden, kendi havamdan nasıl bir şey katarım da? O iş benden sonra artık başka bir şey olur. Bunun hesabını yapın. Kendi orijinalliğinizi katın hayata. Dolayısıyla burada ne yaptığınız artık ikinci planda önemli olacak. Siz ana bir hayale karar verin. İnsanlara yardımcı mı olmak istiyorsunuz? Bir araştırmacı mı olmak istiyorsunuz? Bir yazar mı olmak istiyorsunuz? Bir gezgin mi? Bir ne bileyim bir, bir yıldız gözlemcisi mi? Ne olacaksınız? Kabaca hayalinizi bir kurun. Ondan sonra onun içerisinde nereden ilerleyebiliyorsanız fark etmez... O yola nasıl bir artı verebileceğinizi düşünün. Her zaman tabiatta da böyledir, insan hayatında da böyledir. Önce katkı vermeyi düşünen insan devrim yaratır. Bakın, önce katkı vermeyecek. Ama bu meslek bana ne verir? Devlet beni nereye atar? Bu mesleğin iş garantisi var mı? Yeter ulan. yeter yani tamam, buramıza tam. kadar geldi. Bunu bırakın. Bu bir yere götürmez sizi. Tam böyle bir yorum geldi. Özellikle ülkenin koşullarıyla alakalı olarak hani bu ülkenin koşullarında diyor ki bu sadece bu ülkenin olduğunu sanmıyorum şu anki dünya koşullarında ekliyorum gelecek kaygısı iş bulacak mıyım bulamayacak mıyım kaygısı yaşıyoruz ve bu bizim seçimlerimizi etkiliyor diyorlar. Haklılar tamam bu kaygı var düşünüyoruz ama sizin dediğiniz noktaya geliyoruz. Bu kaygıdan arınıp işini en iyi şekilde yapmaya başladığın takdirde zaten kaygılarından arınmış ve kazancıyı sağlamış hale geliyorsun. Bak kimin öğrencisi görüyor musun işte? <laughs> bak bak hele bak. Hocam boynunuzun kulak meselesi olmaya başladı. Ben geri bu, çekileyim. Bu kulağa geçemezsin Hazal.